Velioğlu Kuyumculuk Kavram Atölyesi'ni sunar. Kıymetli izleyiciler, Kavram Atölyesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta sizler için iki Kur'an kavramından bahsedeceğiz. Bela ve iptila kelimeleri ne demektir? Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçer? Ve biz belanın manasını nasıl tarif ediyoruz kendi dünyamızda? Nimetin içerisinde de böyle bir iptila var mı? İnşallah bu soruların da cevabını öğreneceğimiz programa inşallah şimdilik başlamış oluyoruz. Buyurun. Evet, Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, fazlı ve keremi hepimizin üzerine olsun. Evet. Bela ve musibet. Bizim Türkçemizde yani hakikaten altın insanın hoşlanmadığı, kurtulmak istediği şeylerdir. Canını sıkan şeylerdir bela ve musibet. Yani bu manada kullanılıyor. Şimdi insan Allah muhafaza yani bir düşmana sahip olsa ya işte başımın belası der yani. Bir hastalık olsa başımın belası der. Bunlar beladır. Bela, musibet ikisi bir yan yana kullanılır. Hı hı. Bizim Türkçemize böyle geçmiş. Evet. İptila kelimesini de söyledin iki kavram olarak. Hı hı. İptila da tiryaki olanlara denir. Yani işte adam eroin müptelası olmuş, içki müptelası olmuş derler. Evet. Yani bırakamadığı alışkanlıklar insanın. Bunlara mesela müptela, iptila tabirini kullanır. Hı hı. Şimdi bizim Türkçe'ye bu manasıyla geçmiş. Hı hı. Bu mana var. Evet. Ama Arapça orijinalinde özellikle Kur'an terimi olarak ele alacak olursak, hı hı, bela aslında bizim Türkçe'ye imtihan dediğimiz, sınav dediğimiz bir manada kullanılıyor. Evet. Mesela Bakara suresinde geçen Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Biz diyor insanları korkular, velcu, açlıklar, وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, yani mal, nefis, can ve semere, yani mahsul, noksanlığı ile imtihan ederiz diyor. İmtihan ederiz derken burada neblu, bela kelimesini kullanıyor. Kökü bela olan neblu veküm diyor. Hı hı. Yani sizi biz belaya tabi tutarız. Evet. Yani imtihana tabi tutarız demek. Evet. Şimdi demek Kur'an tabiri olarak bela geçtiği yerde ne var? İmtihan var demek. İmtihan var. Evet. İmtihan manasında kullanılıyor. Şimdi bizim Türkçemizde bela kelimesi imtihan olarak geçmez. Ama belanın bir imtihan olduğunu biz biliriz. Hı hı. Musibetler, belalar bir imtihan vesilesidir. Bunu biz biliriz. İmanımız da biliriz ama Türkçe kelime kullanımı itibariyle imtihan manasında kullanmayız. Musibet manasında. Yani insanın arzu etmediği, başından def edip kovmasını istediği, kendisine musallat olan şeylere bela denir. Yani belanı benden bulma gibi tabirler kullanırız değil mi yani? Evet. Yani sana ceza veririm, başına dert açarım, hoşlanmayacak şeyler yaparım anlamında değil mi? Evet. Şimdi ama bu imtihan meselesi Kur'an-ı Kerim'de asıl manasıdır. İmtihan asıl manadır. Evet. Ne ile imtihan ediyormuş Cenab-ı Hak? Bir takım korkularla insanı imtihan ediyor. Hı hı. Korku karşısında nasıl davranacak? Efendime söyleyeyim, bir takım korkuların yanında açlıkla mesela imtihan ediyor. Açlık karşısında nasıl davranacak? İsyan edecek mi, etmeyecek mi? Hem öyle bir korkular veriyor ki zalimi musallat ediyor. Yani korku üzerine korku yaşıyorsun. Korku üzerine korku yaşıyorsun. Bakalım o zalime sen tabi olacak mısın, olmayacak mısın? Evet. O zalimin zulmü karşısında Allah'a kaçacak mısın, kaçmayacak mısın? Hicretin nereye olacak? Hı hı. Allah'a hicret ediyorsan tamam kazandın. Yok o zalime boyun eğiyorsan, zalimin zulmüne rıza gösteriyorsan o zaman ne yapıyorsun? İmtihanı kaybetmiş oluyorsun. Evet. Açlıkta da böyle yani
Bula bula bizi mi şey yaptı yani açlık buldu? Ya da hastalık da öyle. Bula bula hani can noksanlığı diyor. Can noksanlığı ne demek Evet. yani? İşte hastalıklar Sağlık, ve sonunda sıhhat. gelen ölümler. Yani eğer bula bula beni mi buldu dersen kaybediyorsun. Yok bu gelen Allah'tandır. Allah'tan gelen gül de sevilir, diken de sevilir diyerek onu hoş karşılıyorsan ha o zaman nedir? O zaman sen o imtihanı kazanmış oluyorsun. Şimdi veya işte mal noksanlığı diyor. Semerat yani mal noksanlığı ya da ne noksanlığıydı? Enfüs yani can noksanlığı yani ölüm gibi şeylerden. En sevdiğin kimseyi Cenab-ı Hak ölümle alıyor mesela huzurdan. Anneni seviyorsun ya da sevdiğin bir gönül vardır. O gönlü senden alıyor yani işte erkekse hanımı, hanımı ise erkek. Onu alıyor. Bakalım onun karşısında isyan mı edecek yoksa hakikaten yani sabır içinde bekleyecek mi? Çünkü sonunda gene ve beşir-i sabirin yani sabredenleri müjdele diyor. Evet. Yani bunlar karşısında sabırla karşılayan, metanetle bu işleri karşılayan kimseler imtihanı kazanıyor. Onlara müjdeler var. Yok isyansa o zaman imtihanı kaybediyor. Demek Kur'an-ı Kerim'de bela kelimesi ve iptila kelimesi imtihan manasında kullanılıyor. Evet. Evet. Karşılığında da sabır bekleniyor. Karşılığında sabır bekleniyor. Fakat evet. Bir de şu var. Yani insanın en çok aldandığı taraflardan bir tanesi de şu. O da Fecir suresinde geçiyor mesela. Çok enteresandır. Bu bela imtihandır ya. Mesela diyor ki فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمًا İnsana gelince insanı diyor ne zaman ki biz ne zaman ki Rabbi diyor onu imtihan etmek için ona ikram eder ondan sonra ona nimet verir nimetler verir ve onun karşısında feyakulu Rabbi ekraman Rabbim beni yüceltti der diyor yani Rabbim bana ikram etti beni yüceltti yani şereflendirdi şimdi ne yaptı ikram etti Cenab-ı Hak inam etti nimet verdi Rabbim beni şereflendirdi, bana ikram etti der diyor. Doğru değil mi? Allah bir insana araba verirse, Rabbim bana ikram etti demesi doğru değil mi? Diyor, öyle diyor. Diyor yani öyle. İnsan öyle demesi lazım. Evet. Rabbimin ikramı. Hı hı. Veya işte ne bileyim, karnı doyuracak nimetler ihsan etti. Cenab-ı Hak bana rızık verdi, nimet verdi demeyecek mi insan yani? Değil mi? Evet. Allah ikram etti demeyecek mi? Hı hı. Ha diyecek de ama bak burada bir inceliği ayet-i kerime bize anlatıyor. Hı hı. Şimdi Allah nimet verdi ama ne diyor? Ne zaman ki imtihan etmek için ona nimet verir, ikramda bunlar insan der ki Allah bana ikram etti. İmtihan halindeyken. Yani. Ama imtihan etmek için diyor. Hı hı. İkincisi iptila kelimesini kullanıyor orada. Mebtelahu. Sonra وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُلُ رَبِّي اَهَانًا ne zaman ki diyor onu yine imtihan etmek için efendime söyleyeyim rızkını diyor hani daraltır kadar aleyhi rizkahu onun rızkını alır ondan sonra o zaman da der ki insan diyor Rabbim beni alçalttı yani beni hor bıraktı alçalttı anlamında kullanılıyor. Şimdi ayet-i kerimenin hemen sonrasında diyor ki kella kella bella tükrimûnel yetime. Hayır bu iki bakış açısı da yanlış. Allah verdiği zaman seni yüceltmiyor, ikram etmiyor. Aldığı zaman da seni alçaltmıyor, hor hale getirmiyor. Ne yapıyor peki? Bak bu kella bu iki bakış açısı da yanlış. Ne olacak? Sen diyor bir yetime bella tükrimun el yetime sen diyor yetime ikram ettin mi? Önemli olan bu. Ondan sonra vela tahaddun ala ta'amil miskin. Miskini sofrana ortak ettin mi? Yemeğini ortak ettin mi? İmtihan bunun için mi sana Allah vermiş? İmtihana tabi tutuyor. Eğer yetime yardım edip de miskini sen lokmana ortak etmişsen imtihanı kazandın. Ha o zaman Cenab-ı Hak seni yüceltiyor. Yoksa Allah verdiği zaman seni yüceltmiş olmuyor. Aldığı zaman da seni alçaltmış olmuyor. Şimdi çok enteresan bir şey. Evet.
Demek bela, bizim Türkçedeki bela, başa gelen hoşlanmadığımız şeylerdir. Peki hoşlandığımız şeyler de belaymış. Kur'an-ı Kerim tabirine göre. Mesela Allah bir şey, yani araba verdi, ev verdi, köy verdi, çoluk çocuk verdi, rızık verdi, zengin etti, zenginlik verdi falan. Sağlık verdi, artık her şeyi verdi Cenab-ı Hak. Seni verdiği zaman şerefli mi kılıyor? Aslında kılmıyor. Bu insanların nazarında. İnsanlara bak, bu yanlış diyor işte. Evet. Çünkü eğer hakikaten Cenab-ı Hak insana servet verip de mal mülk verip de işte zenginlik verip de yüceltseydi, o zaman Bill Gates mesela dünyanın en şerefli, en insan olurdu. Veya Firavun öyle olurdu. Firavun öyle olurdu. Değil mi? Haşa. Allah verdiği zaman yüceltmiyor. İmtihan etmek için veriyor. Eğer sen fakir fukaraya bakarsan, miskini efendime Lokman'a ortak edersen, o zaman seni Allah şereflendiriyor. Yoksa verdiği zaman şereflendirmiyor. Evet. Allah sana ikram ediyor ama niçin? Bu verdiği şeyi Allah'ın rızasını kazanmak için sana fırsat olarak veriyor. Sen de o fırsatı değerlendirdin mi? O zaman şerefli oluyorsun. Elinden aldığı zaman seni hor, hakir yapmak için ne yapmıyor? Almıyor. O zaman fakirlerin hepsi hakir olması lazım. Hor olması lazım. Halbuki öyle değil. Fakir fukara da kainatın en şerefli insanları olabilir. Niye? Çünkü yani fakrını biliyor ki Allah'ın rızık vermesiyle rızıklanır, almasıyla da fakir olunur. Bitti. Allah rızkını kesmiş. Tamam. Kesen o, veren de o. Derse o zaman imtihanı kazanıyor. Yok o, yani bu fakirlik deneme. Zenginlere bak sen. Allah hiç layık olmayan insanlara veriyor da bana niye vermiyor? Falan derse olmaz. Şimdi bazı insanlar kendisinde para, kendisinde mal, servet olduğu zaman kasıyorlar kendilerini. Kasma. Yani yürüyüşleri değişiyor. Konuşmaları değişiyor. Kendisini böyle üstün bir varlık olarak görmeye başlıyor. Veya ilim vermiş, kültür vermiş. Kendilerini hemen o verdiğinden dolayı ne yapıyor? Şerefli görmeye başlıyor. Ben kültürlü insanım diyor. Ben medeni insanım. Ben zengin insanım diyor. Kendisini diğerlerinden üstün görmeye başlıyor. Bu yanlış. Kella. Sen üstün değilsin. Allah o şeyi sana vermekle seni üstün kılmadı. Sana o şeyi imtihan etmek için, sınava tabi tutmak için verdi. Sen de eğer hakikaten Allah'ın razı olduğu şeyde o verdiğini kullanırsan o zaman şerefli olursun. Yoksa çok zengin olan çok hakir insanlar var. Çok imkanı olan çok hakir. Şimdi bazılarını hani göbeğini kaşıyan adamlar falan filan tabiriyle hani halkı aşağılıyorlar ya. Evet. Halbuki hiç öyle aşağılanacak bir tarafı yok Kur'an-ı Kerim'in nazarıyla. Evet. Yani o fakir fukara olabilir. İmkan bulamamış da okuyamamış olabilir. Hı hı. Ancak şerefsiz değildir. Alçak değildir. Hor değildir. Evet. Allah'ın nazarında değildir. Hı hı. Sen de öyle görme. Evet. Sen de öyle görme. Niye? Çünkü yani şerefli kılma vesaire malla, servetle, şunla bunla değil. Evet. Adam olmakla olur. Hı hı. Adam olmakla, adam. Kim olursan ol, adam ol derler ya. Hı hı. Adam olmakla olur. Yani adam olmak ne demek? Yani Allah'ın rızası doğrultusunda. Hakikaten o serveti tam yerinde kullanıyor musun sen? Hı hı. Efendime söyleyeyim, Allah'ın verdiği ilimse o ilmi yerinde mi kullanıyorsun yoksa şerde mi kullanıyorsun? Yani o bilgiyi, o ilmi insanları aldatmak için mi kullanıyorsun? Yoksa insanlara yararlı olmak için mi kullanıyorsun? O sıhhat, sağlık, sıhhat, evet, afiyet. Kötü, evet, işler yapmak için mi? Yoksa iyi, hayırlı işler yapmak için mi? Buradadır imtihan. Hı hı. Eğer hakikaten Allah'ın bu verdiklerini iyi yerde kullanırsan sen şereflisin, Allah'ın ikramına masarsın. Evet. Allah'ın verdiğini yanlış yerde kullanırsan sen şerefsizsin, ehenen, yani horsun, hı hı, hakirsin ve Allah'ın istemediği bir kulsun. Evet. Evet. İptila neymiş demek? Demek ki yani imtihan. İmtihan demek. Evet. Evet. Bu ayet-i kerime ile ilgili aklıma şöyle bir şey geldi. Yalnız siz okurken, şimdi ayetin devamında şey demedi. Zengin olanlar veya kendisine nimet verilenler
miskinleri doyursun demedi. İkisi için söyledi sanki. Tabii. Şimdi şey, fakir doyurabilir mi? Evet, hani fakirliğin de dereceleri var. Tabii. Hani en çok doyuran da aslında zenginler ya da fakirdir ya. Herkes kendisinden daha düşkün olanı bulabilir. Bulabilir. Evet. Demek ki hani oradaki şey, hani imkanın neyse onu paylaştın mı? Tabii. Fakirsen de zenginsen de fark etmez. Varsa da insanın da... parası olmaz, aklı olur. Aklı olur, bir evet. Bir becerisi, mahareti olur. Evet. Onunla insanlara yardım eder. Yardım edebilir. Veya sağlığı vardır, sağlığı olmayanlara vakti yardım vardır, eder. Vakti vardır, vakti vardır. Evet. İşte başkalarına yardımla geçer. Ki zaten hani bizim toplumumuzda da öyledir. En şey, o orta kesim dediğimiz hani o temelini tutan toplumun en çok yardım edendir. Evet. Değil mi? Evet. Yani az olan daha çok yardım. Evet, hani onlardan ya, çıkar derler. Sıkar altından yalar evet. Ama halk elinde ne varsa lokmasını hepsini gelir bile bol bol verebilir yani. Paylaşır, verir, tamamını da verir Evet, yani. Evet. Onda öyle şey yoktur. İşte o yani elinde bulunan bir lokmayı paylaşan insan, zengin olup da hiç paylaşmayan insandan daha üstündür, daha şereflidir. Evet. Kur'an'ın nazarında böyle bak. Ne diyor? Birisi ekraman, ekrama şerefli kılmak, ikram etmek, ikram evet. ederek şerefli kılmak. Ehane, ihanet demektir. Ehane, ihanet, alçak kılma alçak demektir. Evet. Şimdi yani hor kılma, alçak kılma, alarak Cenab-ı Hak elinden aldığı zaman olmuyor. Veya verdiği zaman da seni şerefli kılmış olmuyor. Evet, insanın oradaki tavrı. İnsanın ona göre. Oradaki işte tavrı önemlidir orada. Hı hı. Allah'ın rızasına uygun bir tavır sergilerse o zaman şerefli. Yok zıttına hareket ederse o zaman nedir? Ehenen. O alçak olmuş oluyor yani. Evet. Şimdi tabii bu Allah ne vermişse, ikram olarak ne vermişse, akıl bir büyük bir nimet. Büyük bir ikram. Akıl, akıl nimeti. Allah verdiği için nedir? Sen şerefli olmuşsun yani. Hı hı. Ama onu da, o aklı da Allah'ın verdiği noktada kullanırsan hani insanlar arasındaki o şerefin Allah katındaki şerefe dönüşür. Hı hı. Ve Allah senden memnun olur. Şerefli olma o. Şimdi insan eğer yanlış yerlerde bu aklı kullanılırsa o zaman ne olur? Alçak olur yani. Alçak insanlar nasıl olur? O aklı, zehir gibi aklı çalışıyor. Hı. Fakat şerde kullanılıyor. İşte o insan hakikaten ehenen tabirine mazhardır, müstahaktır. Evet. Evet. Peki bu imtihanlar yani bu belalar bize bunun için veriliyor. Hani yani aha, aslında bizi derecelendirmek için hani nasıl iyi işler yapalım diye, aha, değil mi? Tabii. O zaman Müslümanın veya kafirin iptila ile diyaloğu farklı. Çünkü ikisinin dereceleri birbirinden farklı veya insanların dereceleri birbirinden farklı. O zaman herkese verilen belanın, musibetin veya tabi olduğu imtihanın sebebi ve sonucu farklı o Tabii. Zaman, değil mi? Ya şimdi mesela kafir diyorsun. Kafirin şimdi yaptığı her şey boşa gitmiş diyorsun. Doğrudur. Yani cenneti kazanacak bir durumda diyor. Çünkü cennetin pasaportu yani giriş bileti imandır. İmanı yoksa cenneti kabul edemez. Fakat cehennem de bir tabaka değil. Evet. Niye cehennem tabaka tabaka? 7-8 tane tabaka var. Küfrün de dereceleri var çünkü. O yüzden, değil mi? O yüzden. Bir kafir de pek iyi insanlara yardımı dokunabilir, şey olabilir. İyiliklerde bulunabilir. Hayatını iyiliğe adayan kafirler var. Hı hı. Ha ne olur? Cehennemin alt tabakasından üst tabakasına çıkar. Bir alt tabakadan bir üst tabakaya çıkmak onun için o kadar büyük bir ödül, mükafattır ki sanki cennete gitmiş kadar onun için hakikaten büyük bir nimettir yani. Cehennemin bir alt tabakasından bir üst tabakasına. Şimdi onun için yani yapılan iyilikler nerede olursa olsun boşa gitmiyor gene. Hı hı. Kafirde de olsa gene bir işe yarıyor. Ne oluyor? Bir alt tabakadan bir üst tabakaya çıkıyor. Büyük bir nimet. Evet. Alt tabaka çünkü dayanılmaz sonsuz bir azap. Ama bir üst tarafı daha hafif. Daha üst tabaka daha hafif. En üst tabakası en hafif şeydir. Hı hı. Hatta cehennemin içerisinde Cenab-ı Hak hususi bir cennet bile yapabilir, yaratabilir onun için. Ki böyledir yani. Yapılan iyilikler hiç boşa gitmez. Edison cehennem. Ya cehennem de cehennem bir tabaka değil yani. Belki de onun içerisinde çok özel bir ödüle sahip olacaktır belki. Hı hı. Bilemiyorsun ki. Evet, Allah'ın rahmetini şimdi bilmediğimiz Allah'ın rahmet, gibi. Yani yapılan iyilikler hiç boşa gitmiyor. Kesinlikle gitmez. Evet. Ama işte o şeyi insanlığın yararına,
Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gidecek tarzda eğer bunu kullanırsa bu imtihanı kazanıyor. Eğer kullanmazsa imtihanı kaybediyor. Evet. Mesele o. Veya ehli iman olmuyor. Bir durum öyle bir musibetten sonra Allah'ı aramaya başlar. O imanına kapı açar. Tabii. Mümin için değil mi? Günahlarının kefaretine diye biliyorum ben. Hani imtihan var ki kimisi günahların kefaretine, kimisi cennette bir makam nuru Allah'ına bir makam daha vermek istiyor. Evet, derecesini yükseltmek istiyor. Cennetteki derecesini. Öyledir yani. Değil mi? Fakat geçenlerde arkadaşım bir tanesi hasta olan birisine dedi ki ya sen dedi devamlı hasta oluyorsun acaba dedi sende bir noksanlık falan mı var dedi ya. Falan. Mesela dedi teheccüde kalkıyor mu? Kalkıyor musun? O arkadaş da dedi ki ya çok düzenli olmasa bile ara sıra kalkıyorum falan. Ya dikkat et teheccüde falan filan. Ondan sonra sanki teheccüde dikkat edince hastalıktan yani hastalık gelmeyecek, uğramayacak. Hiç teheccüdünü aksatmayan insanlar sanki hiç hasta olmayacak gibi böyle bir anlayış. Bu da yanlış. Yani bela, iptila yani mesela hastalık bizim Türkçe manasındaki beladır, musibet yani insan için. Öyle görünüyor. Fakat bu kazanç vesilesi olabilir. Yani eğer bu bakış açısıyla kötü olan insanlar kötülüğün karşılığı Cenab-ı Hak ona bir ceza veriyor gibi bakarsak hastalıklara, musibetlere, belalara o zaman dünyanın en kötü insanı Eyüp Aleyhisselam olması lazım. Yani sembol olmuş artık. Yani hastalıklarıyla, kaybettiği servetlerle, hizmetçileriyle çok zenginmişti. Evet. Önce bir zenginliğini kaybediyor. Sonra işte hanımını falan kaybediyor, çocuklarını falan kaybediyor. Sonra arkadaşlarını kaybediyor. Sonra Allah öyle bir hastalık veriyor ki vücudunda kokular meydana geliyor. Konu komşusu da gelmez oluyor. Evet. Herkesten teciz oluyor. Hatta hanımı evde rahatsız oluyor diye bir mağaraya koymuş. Ara sıra işte ne ihtiyacı varsa gidip veriyor. Yani o hale gelmiş artık. Yaralara da kurtlanmış hale geliyor. Kimse onunla görüşmüyor. Dünyanın o zaman en şerli adamı haşa. Yani Eyüp Aleyhisselam olması lazım. Allah niye ona o kadar bela vermiş? Niye o kadar musibet vermiş? Peşi peşine bir de üstelik servetini kaybediyor. O kadar yüzlerce işçisi varmış kaybediyor. Ondan sonra çoluk çocuğunu kaybediyor. Ondan sonra gel bir de hastalık üzerine ve bütün arkadaşlarını da kaybediyor. Konu komşusuz da zaten yani kokudan dolayı rahatsız oluyor onu ziyarete gitmiyor. Hatta evinde de kalamıyor, evini de kaybediyor mağaraya. Evet. E şimdi bu yani başına gelmedik kalmamış. Hani derler ya yani pişmiş tavuğun başına gelmemiş. Hakikaten Eyüp Aleyhisselam öyle. O zaman Eyüp Aleyhisselam dünyanın en kötü insanı olması lazım. Haşa. Haşa. Evet. Yani Allah iptila denilen bak ne diyor? Hani mal noksanlığı, can noksanlığı, ondan sonra servet noksanlığı yani evlat noksanlığı falan. Ondan sonra hastalıklar gibi. Onu açlık gibi, korku gibi çeşitli yanlardan seni imtihan ediyor. Nasıl kaç gratlık bir elmassın ya da kaç ayar bir altınsın ya da kömür müsün yoksa. Evet. Yani bunları Cenab-ı Hak ne yapıyor? Çeşitli imtihan vesileleriyle seni ölçüyor, tartıyor. Ona göre ne yapıyor? Senin kaliteni ortaya çıkartıyor. Kaliten ne kadar? Evet, bunun için bu imtihanlar yapılıyor. Yani dolayısıyla yüceltmek için şey değil. Buradan çok yani açık verdiği anlıyoruz. Zaman yüceltmiyor, aldığı zaman da alçaltmıyor. Alçaltmıyor. Bunu bilelim. Verdiği zaman o verdiğini nasıl kullanıyorsun? İşte o zaman alçaltma yükseltme devreye giriyor. Aldığı zaman da nasıl davranıyorsun? İşte o zaman alçaltma yükseltme devreye giriyor. Evet. Bir de ayetlerde insan diye böyle bir ayetlerin içerisinde hani insanın özellikleri, mahiyeti ona dair bir şey yapıldığı zaman, bakıldığı zaman şöyle bir ifade birçok defalar geçiyor. İnsana diyor biz büyük musibet halindeyken onu kurtarırız. Mesela denizde tek başına kalmış hiçbir kurtarıcısı yok. Allah onu kurtarır, çok sevinir ama hemen arkasından Allah'ı unutuverir. İnsanın o nankörlük yönünü bir anlatıyor. Yani bu musibetlere her insan belki binlerce musibete giriftar oluyor. Rabbi onu oradan çıkartıyor. Bunu da bizzat yaşıyor, hissederek yaşıyor. Ama en nihayetinde sonra tekrar Rabbini unutan oluyor. Şimdi insanlarda bir yanlış algılama daha var. Yani genel yaygın, kanaat itibariyle algılama var. Bir insanın başına musibet geldiği zaman onu bir imtihan vesilesi kabul ediyor. Ama Cenab-ı Hak bir servet verdiği zaman, bir imkan verdiği zaman onu imtihan kabul etmiyor. Halbuki ayette ne dedik? Evet. Verdiği zaman bunu imtihan için veriyor. Aldığı zaman da yine imtihan için veriyor. Şimdi
aldığı zaman biz bunu imtihan olarak kabul ediyoruz. Bir hastalık gelse yani hakikaten büyük imtihanlardan geçiyor dersin. Evet. Değil mi? Veya işte başına Allah etmesin bir trafik kazası geliyor, hanımı ölüyor, çocuğu ölüyor, kendi sağlığı bozuluyor falan vesaire. Diyorsun ki işte ya bak Allah beni imtihan ediyor ya da işte benim arkadaşımı imtihan ediyor dersin. Ama bir araba verdiği zaman Allah seni imtihan ediyor demezsin. Bir eve kavuştuğu zaman, bir çoluk çocuk sahibi olduğu zaman Allah seni imtihana tabi tutuyor demeyiz. Alışkanlığımız bu. Evet. Tamam mı? İyilikleri imtihan olarak kabul etmiyoruz. Unutuyoruz. Allah'ı unutuyoruz. Başımıza musibet geldiği zaman imtihan kabul ediyoruz ve hemen başlıyoruz. Allah'ım ne olur beni bu musibetten kurtar. Allah'ım ne olur ne olur bana kolaylık ver falan vesaire. Orada en iyi kul oluyorsun. Evet. Neredeyse evliyaullah oluyorsun yani. Şimdi Allah'ın sevgili dostu olmuş gibi öyle Allah'a yalvarıyorsun. Kendini ona yakın hissediyorsun. Onu da kendine yakın hissediyorsun. Böyle bir his, böyle bir duygu. Ama musibetten kurtulun. Allah bir takım şeyler vermeye başlayınca onu imtihan olarak kabul etmiyor ya. Evet. O zaman ne yapıyor? Unutuveriyor. Artık normal şeyine dalıyor yani. Artık günahlarsa günahlar, isyansa isyan. Günlük hayatında işte ne gibi herzeler yiyorsa onları yapmaya, yemeye devam ediyor. E bu böyle insanın yapısında maalesef bu var. Bu yanılgıyı gidermemiz gerekir. Hastalık ne kadar bir imtihansa, hı hı. Efendim nimet, bir varlıkta. Nimet de o kadar imtihandır. Evet. Bu anlayışı değiştirmemiz lazım. Bak Kur'an diyor, kella bak verdiği zaman hı hı. Şereflendirmiyor, aldığı zaman da alçaltmıyor. Kella bu yanlış. Nedir o zaman? Ha o zaman nedir? Allah verdiği zaman sana imtihan için bunu veriyor demek lazım. Şimdi verdiği zaman onu imtihan kabul etmediği için kendisini emniyette hissediyor, rahat hissediyor. Ondan sonra Allah'ı unutuveriyor. Unutması çok daha kolay evet, oluyor. Daha kolay oluyor. Evet. Aslında zihnimize yerleştirmemiz lazım. Evet. Hastalık kadar da varlık, mülk, Allah'ın verdiği ihsan, evet. İkram, inam bir imtihandır. Bitti, imtihan. Onu böyle kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla her halimizde imtihan halinde. Her halimizde imtihan. Bunu hatırlatmak için ya aslında varlık, ayetlerde ya yani çok defalar hayatı. Hatırlatıyor size. Evet, yanılmayın. Ya varlık, ya evet. İftila ve bela içerisinde biz birçok şeyin aslında tanımını hem Kur'ani olarak yeniden yapmış olduk. Aha. Kur'ani bakış açımızda varlık ne, zenginlik ne, yücelik ve alçaklık tarifleri nedir? Ne? Hepsini ortaya çıkartmış olduk böylece. Evet. Kur'an bize göstermiş oldu aslında tabir. Evet. Bu en doğru tabir bu herhalde. Allah razı olsun diyoruz. Allah'ımızdan razı olsun. Kıymetli izleyiciler, bugün bela, musibet kavramlarını anlamaya çalıştık. Kur'an tabirlerinden, Kur'an ifadelerinden yola çıkarak inşallah başka bir programda, başka bir konuyla tekrar huzurlarınızda olmak duasıyla. Allah'a emanet olun. Velioğlu Kuyumculuk Kavram Atölyesi'ni sundu.